Bugün Google Ads anahtar kelime eşleme türleriyle ilgili konuşacağız. Aslında bu oldukça önemli bir konu çünkü arama ağı reklamlarında reklamlarınızın verimi için ya da verimine etki eden, doğrudan etki eden bir faktördür doğru eşleme türünü kullanmak. Google Ads arama ağında 3 tane kelime eşleme türü var. Bunlar geniş eşleme, sıralı eşleme ve tam eşleme. Bunlar nasıl kullanılıyor? İlk olarak anahtar kelimeleri girerken başına sonuna herhangi bir işaret koymaz isek örnek olarak bu şekilde bir kullanım yaptığımda geniş eşleme türünü kullanmış oluyorum. Sıralı eşleme ise tırnak işaretleri arasında anahtar kelime terimini geçirmemle oluyor ve tam eşleme köşeli parantezler arasında kelimeleri kullandığım zaman da tam eşleme oluyor anahtar kelime türü. Şimdi bunların ne farkları var? Oldukça önemli farkları var. Öncelikle onu söyleyeyim. Şuradaki örnekten bakalım. Geniş eşleme, sıralı eşleme ve tam eşleme. Şimdi mesela geniş eşlemede SEO eğitimi kullandığımız zaman reklamlarımız bu iki kelimeden birisinin yazılmasıyla gösterilecektir. Yani bu örnekte SEO eğitimi olarak kullandığımız geniş eşleme türünde SEO danışmanı yazıldığında da arama teriminin içerisinde SEO bulunduğu için geniş eşleme türünde reklamlarımız gözükecektir. Ya da SEO dersleri de bir başka örnek olabilir buna. Gördüğünüz gibi iki kelimeden herhangi birinin geçmesi geniş eşleme kullandığınız zaman reklamlarınızı tetikleyecektir. Dolayısıyla en çok harcama yapan kelime eşleme türüdür. Dolayısıyla bunun kullanımı için çok ciddi bir negatif anahtar kelime çalışması yapılması gerekli. Bu yüzden genellikle sıralı eşleme veya tam eşleme kullanılır. Şimdi gelelim sıralı eşlemeye. Bunda da tırnak işaretleri arasında SEO eğitim şeklinde anahtar kelimemizi girdiğimiz zaman sıralı eşleme türünü kullanmış oluyoruz. Sıralı eşlemede arama terimlerinizin başına, arkasına veya arasına başka bir terim geldiğinde de reklamlarınız gösterilir. Ya da şöyle ifade edelim. Herhangi bir anahtar kelime araması yapıldığında sizin kullandığınız kelimelerin ikisinin de ya da kaç tane kullandıysanız hepsinin o terim içerisinde geçmesi gerekli sıralı eşleme türünde. Örnek olarak en iyi SEO eğitimi. SEO eğitimi online. Bakın başına sonuna geldi. SEO uzman eğitimi arasına geldi. Bu kullanımlarda sıralı eşleme reklamlarınızı tetikleyecektir. Burada önemli bir ayrım var. Eskiden daha önceleri geniş eşlemenin farklı bir türünde kullanılırdı. Araya giren kelimeleri artılarla belirlerdik. Bu kullanım sıralı eşlemeye devroldu. Yani eskiden sıralı eşleme sadece başına ve sonuna bir terim geldiğinde çalışırken güncel versiyonda şu anda araya giren kelimeleri de reklamları göstermesi açısından yeterli oluyor. Dolayısıyla başına, ortasına veya sonuna bir kelime eklendiğinde sıralı eşleme kullandığınızda reklamlarınız gösterilir. Bu araya giren kelime eskiden geniş eşlemenin bir türüydü. O biraz evvel bahsettiğim gibi daha önceki aylarda kullanımdan kaldırılıp sıralı eşlemeye devroldu. Tam eşleme ise köşeli parantezlerle anahtar kelimenizi girdiğiniz kullanımdır. Örnek olarak SEO eğitimi birebir şekilde aratıldığında veya eş anlamlısı olabilir veya çoğul hali olabilir ama bunun dışında herhangi bir başına, sonuna, ortasına bir terim geldiğinde reklamlarınız gösterilmez. Tam eşleme birazcık nokta atışı gibidir. Ancak birçok arama terimini kaçırmış olabilirsiniz. Yani potansiyel müşterileri tam eşleme türünde kaçırabilirsiniz. Çünkü bu şekildeki bir arama teriminin birçok farklı arama versiyonu olabilir. Yani biraz evvel sıralı eşlemede bahsettiğim başına, ortasına veya sonuna gelen arama terimleri gelebilir. Mesela yani şu an bu örnekte görünmüyor ama aklımıza bir sürü örnek gelebilir. İstanbul SEO eğitimi, işte Ankara SEO eğitimi, profesyonel SEO eğitimi, sertifikalı SEO eğitimi, işte SEO sertifikalı eğitim gibi bir sürü farklı farklı terimler aranabilir. Bu yüzden sıralı eşleme kullanmak genellikle daha doğru. Çünkü potansiyel müşterileri kaçırmanızın önüne geçer. Yani daha doğrusu sizi arayan kişilere daha kolay ulaşabilirsiniz. Tabii ki bu iki kelime türünde negatif kelimelerin kullanımı çok çok önemlidir. Bunun için zaten kanalımda ayrıntılı bir video mevcut. Yani negatif kelimeleri arama terimlerinden bakarak belirlemek ve tanımlamak üzerine. Dediğim gibi arkadaşlar eğer tam eşlemeli yola çıkarsanız evet gereksiz tıklama almanız çok az ihtimaldir. Ancak birçok potansiyel aramayı da kaçırmış olursunuz. O yüzden
sıralı eşleme kullanarak kampanya oluşturmanızı öneririm. Kanalımda yayınlamamı istediğiniz başka konular olduğu zaman Google Ads'le veya SEO ile ilgili yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepsini dikkate almaya çalışıyorum ve hazırlamaya çalışıyorum. Bugünlük bu kadar. Umarım bu video size yararlı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum.